ile programlamaya giriş dersimize hoş geldiniz. Bilgisayarımızda Java kodlarımızı çalıştıracağımız, derleyeceğimiz bir ortamın oluşması için ilk önce Java JDK kitini, Java Development Kit, yazılım geliştirme kitini indirmemiz gerekiyor. Hemen sonrasında da compiler'ımızı indirmemiz gerekiyor. Bunun için herhangi bir tarayıcıya giriş yapabiliriz. Giriş yaptıktan hemen sonra Java JDK yazılımını indirmek için Java JDK yazıyoruz. Java'nın yazılım geliştirme kiti. İlk çıkan site Oracle'ın sitesi. Oracle'ın sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra en son sürüm olan Java JDK'nın versiyon 15.0.2 sürümünü indiriyoruz. JDK download'a tıklıyoruz. Burada önümüze yeni bir sayfa açılıyor. Burada işletim sistemimizi seçiyoruz. Linux işletim sistemi olabilir, macOS işletim sistemi olabilir, Windows işletim sistemi olabilir. Biz Windows işletim sistemine sahip bir cihaz kullanıyoruz. Windows işletim sistemine sahip işletim sisteminin iki seçeneği oluyor. Birisi installer, direkt kurucu, birisi de zip, rarlı versiyonu. Kaynak dosyalarıyla vesaire indirebilirsiniz. Biz installer, direkt kurucu dosyasını indireceğiz, exe dosyasını. Exe dosyasına tıklıyoruz. Burada sözleşmeyi, lisans sözleşmesini kabul ettiğimizi dahi bir okudum, onayladım kutusunu işaretliyoruz. Ve download JDK versiyon 15.0.2 versiyonunu indiriyoruz. Bastığımız zaman dosyayı kaydet seçeneği geliyor. Dosyayı kaydedebiliriz. Bizim şu anda bilgisayarımızda olduğu için biz kayıt işlemini yapmıyoruz. Vazgeçiyoruz. Hemen yeni bir sekme açıyoruz. Java JDK dosyasını, Java Development Kit dosyasını indirdik. Kurulumunu yaptığımızı varsayalım. İkinci dosyamız Compiler. Biz burada eğitimlerimizde Compiler olarak IntelliJ IDEA Compiler'ını kullanacağız. IntelliJ IDEA adlı compiler'ı JetBrains adlı yazılım şirketi geliştiriyor. O yüzden ilk site JetBrains çıkıyor. JetBrains.com'a giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan hemen sonra önümüzde zaten download seçeneği çıkıyor. Download seçeneğine tıklıyoruz. Burada da yine uygun işletim sistemini seçtikten sonra uygun bize uygun olan yazılımı seçmemiz isteniliyor. Sürümü seçmemiz isteniyor. Ultimate sürümü ve Community sürümü. Ultimate sürümü ücretli bir sürüm. Biz Ultimate kullanmayacağız. Community kullanacağız. Community bedava olan bir sürüm. Zaten altta da bunu belirtmişler. 30 gün ücretsiz. Burada da her zaman ücretsiz olduğu yazılıyor. Burada download seçeneği var. Burada exe, yine zip dosyasını indirebiliriz. Biz exe'ye tıklıyoruz. Exe'ye tıkladıktan sonra otomatik olarak dosyayı kaydetme menüsü karşımıza geliyor. Biz yine burada vazgeçiyoruz çünkü şu anki bilgisayarımızda IntelliJ IDEA compiler'ı kurulu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.